Cumhurbaşkanı düzeyinde 65 yıllık bir aradan sonra Yunanistan'a ziyaret düzenlenmesi bize göre oldukça anlamlıdır. Sayın Erdoğan'ın muhataplarıyla yaptığı yüz yüze görüşmeler, gündeme düşen değerlendirme ve karşılıklı sözler siyasetin akış ve seyrini etkilemiştir. Bilhassa Lozan tartışmaları Yunanistan ziyaretine mühür vurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Ege'nin dışında Lozan'la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla nasıl teminat altına alacağız sorusunu sormuştur. 150 bin nüfuslu Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının 10 yıllardır kanayan yaraları, verilmeyen hakları vardır. Müslüman Türk'üm diyenlere her zorluk reva görülmektedir. Sosyal ve ekonomik hak ve imkanlar çok görülmektedir. Nihayetinde Türklüğe karşı azımsızlık Yunanistan'da kökleşmiştir. Ayrıca ve hakikaten Batı Trakya'da soydaşlarımızın baş müftülerini seçememesi, bu görev atamayla gelinmesi bir başka talihsiz ve temelsiz açmazdır. Kudüs İslam'dır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namusudur. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail'in demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez. ABD'nin marazi ve maceracı yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştır. Trump sorumsuz ve skandal bir karara imza atmıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almaktadır? ABD Başkanı Orta Doğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmektedir? Tüm dünya ABD'nin Kudüs kararına odaklanmıştır. Bölge barut fışıcısıdır. Orta Doğu'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip daha da şiddetlenecektir. ABD Başkanı barış diyor, Filistin'in haklarından bahsediyor. Yalan, dolan, rüya ABD yönetimine egemen olmuştur. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasından sonra bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Türkiye'yi siyasi, diplomatik, hukuki ve ekonomik ayak oyunlarıyla köşeye sıkıştırmaya, kapana kıstırmaya azmeden çevrelerin emellerini çok iyi biliyoruz. İranlı bir şarlatan, üzerinden günlerdir Türkiye'ye parmak sallayan, ayar vermeye çalışan, adeta sanık yerine koyan ABD utanmazlığını ibretle, esefle, nefretle takip ediyoruz. Bu rüşvetçi casusun itiraflarıyla Türkiye'ye hüküm vermek, Türkiye'nin kaybedeceğini sanmak mümkün olmadığı gibi gayri meşru, gayri ahlaki, gayri hukuki bir alçalma halidir. İran'la ticaret yapmanın ayıp ve sakıncalı bir yanı yoktur. Bu ülkeye koyulan ambargonun delinip delinmeyeceğini hiçbir ülke ve muhasım odağı sormaya, onlardan izin ve icazet almaya gerek de yoktur. Türkiye bağımsız bir ülke değil midir? Kimden ne alacağımızı, kime ne satacağımızı, kimlerle hangi iş ve ticaret ilişkisine gireceğimizi egemen bir devlet olarak kendimiz belirler, kendimiz tayin ederiz. ABD'nin keyfine bakarak siyasi ve ekonomik çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti dış güçlerin müsamahasıyla kurulmadı. ABD terör örgütleriyle koyun koyuna girerken Türkiye'ye mi sordu? FETÖ elebaşısını Pensilvanya'da korumaya alırken, hainlere kollarını açarken Türkiye'ye mi danıştı? Türkiye ile mi anlaştı? Şarlatan şeytanın Türkiye'ye iadesi halinde mahkeme önüne çıkarılarak üzerine atılı suçlardan dolayı verilecek cezaya, kesilecek hükme razı gelmesi başlıca istek ve temennimizdir.
işlenmiş suçların yargı sahası Türkiye'dir. Rüşvet trafiği Türkiye'de gerçekleşmiştir. O halde ABD'de kurulan mahkeme neyin nesidir? Nereye varılmak? Hangi sonuca ulaşılmak istenmektedir? Bir hakimin ağzından çıkacak kararla, şerefsiz bir ajanın kokmuş ifadeleriyle 80 milyon zan ve tuhmet altında bırakılamayacaktır. Bırakmaya tevessül edenlere de fırsat verilmeyecektir. Türkiye kendi hayat ve varlık haklarına sahip çıkacak güçtedir. Türkiye vahşi batı hukukuna göre sorgusu yapılamayacak. 94 yıllık cumhuriyet mazisi, binlerce yıllık devlet geleneği olan cüssesiyle, cüretiyle, cesaretiyle bir devdir.